Merhaba magazin severler. Bugün 18 Ocak Pazartesi. Sizlere bu videomuzda dünün gelişen olaylarının kısa özet ve başlıklarını sunacağız. Her zaman dediğimiz gibi sizler de bu haberlere magazinkolik.com sitemize girerek detaylarını ve ayrıntılarını okuyabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan haberlerimize geçelim. Dünün en çok okunan haberi Emel Sayın'ın Nazım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anısını anlattığı ilginç bir videoydu. Bu dünün en çok okunan haberi oldu. Videoyu izlemenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok özel şeyler anlatmış Emel Hanım. İbo Show biliyorsunuz bu haftaki konsepti türküydü. Türkülere katılan Sabahat Akgıraz, Haluk Levent, Hüseyin Turan gibi isimler bayağı bir tepki gördüler camiada. Onun için bu haberde günün en çok okunan ikinci haberi oldu. Ardından acı iki tane haberimiz var, üzücü iki tane haberimiz var. Bir tanesi uzun zamandan beri tedavi gören sevgili İntizar'ın babası 85 yaşında hayata veda etti. Birinci üzücü haberimiz bu. İkinci üzücü haberimiz ise sinemanın gene çınarlarından bir tanesi, çok eski oyuncularından bir tanesi Ekrem Gökkaya'yı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz her ikisine de. Kışla ilgili iki tane haberimiz var. Tabii kış olunca, kar yağınca hemen kar haberleri ön plana çıkıyor. Hande Erçel kartopu oynamış ama haber neresinde derseniz haber mini şortla kartopu oynamış olması. Ajda Pekkan da uzun zaman sonra ilk defa bir karlı paylaşım yaptı. Yani Instagram hesabından karla birlikte kışın geldiğini belgeleyen bir paylaşımdı. Acun Ilıcalı hadiseden kopamıyor dedik, uzaklaşamıyor dedik. Hadiseni Acun Ilıcalı'nın hadiseye verdiği yeni görev haberimizde. Bu akşam ekranlarda izleyeceğiniz 3 tane dizi var. Önemli dizi var tabii. Bunların fragmanlarını sitemizde bulabilirsiniz. Nedir bu 3 dizi? Bir tanesi Çukur, bir tanesi Uyanış Büyük Selçuklu ve yeni dizi, bu hafta ikincisi oynayacak, Maraşlı. Bunların sitemizde haberlerini bulabilirsiniz. Gökhan Özoğuz biliyorsunuz, Athena Gökhan bizim meşhur. Bu toplumsal ve sosyal olaylarda hep ön plana çıkartıyor kendini ve iyi de yapıyor bana göre. Boğaziçi Üniversiteleri ile ilgili onlara destek çıkan bir mesajı var. Hante Ataizi ile Dinç Aydoğdu biliyorsunuz uzun zamandır birlikteler ve evlilik hazırlıklarındalar. Onlarla ilgili bir haberimiz var. İki eski müzik adamı Aşkın Tuna, söz yazarı Aşkın Tuna ve besteci Cengiz Altınsoy bir araya gelmişler yeni yapacakları projeler için. Onunla ilgili güzel bir haberimiz var. Survivor 2021'de en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Reşat. Yarışmacı Reşat. Onunla ilgili gene ilginizi çekeceğini umduğumuz bir haberimiz var. Sizlere Sezer İnanoğlu'nun eşi ne dava açılan davayı kaybettiğini, belli bir tazminat ödediğini ama şimdi bu tazminatı geri almak istediğini yazmıştık, haber vermiştik. Avukatı Semra Yıldız bir açıklama yaptı ve kendince tabii işin doğrusunu anlattı. İlginizi çekeceğini umuyorum. Ve Onur Büyüktopçu da bu karlı kışlı günlerde sokak hayvanları için neler yaptığını anlatan bir haberimiz var. Ben sözü çok fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. Ama lütfen ayrılmadan önce tekrar hatırlatmamı yapayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yandaki zil sesini de tuşlayarak lütfen bildirimleri açınız. Hepinize sevgi ve saygı dolu mutlu bir gün diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.